Da farklı özelliklerde inanılmaz canlılar bulunmakta. Birçoğunuz bu canlıların pek çoğunu daha önce ne duydu ne de gördü. Hadi gelin daha önce görmediğiniz 12 inanılmaz canlıya şöyle bir göz atalım. Pinokyo kurbağasının burnuna bakınca adını hak ettiğini görebilirsiniz. Bu kurbağanın özelliği burnunu Pinokyo gibi uzatabilmesi. Bu kurbağa herhangi bir tehlikeye girdiğinde ya da karşı cinsi etkilemek istediğinde Pinokyo burnuyla yukarı bakmakta. Düşmana korku, dosta güven veren bir burun. Gagalı maymun dünyada en nadir görülen canlılardan birisidir. Bu maymun türünün tarihi ise oldukça yeni, sadece 2010. 2010 yılında Kuzey Burma'da keşfedilen gagalı maymunlar günümüzde koruma altındadır. Bu maymun tuhaf şekilde burnu yüzünden her yağmur yağdığında hapşırır. Sihirli tavşan olarak da bilinen Ilipika oldukça nadir görülen ve nesli tükenmekte olan bir canlı. Ilipika uzun araştırmalara rağmen son 20 yılda ilk kez fotoğraflanabilmiş. Oldukça sevimli olan bu canlının dünya üzerinde çok az sayıda yaşadığı tahmin edilmekte. Bu canlı Çin'de bulunuyor ve sadece son 40 yıldır varlığından haberdarız. Bu beyaz yarasaların vatanları Orta Amerika'dır. Bu küçük ve sevimli beyaz canlılar genelde geniş ağaç yapraklarının üzerinde yaşar. Meyve ile beslenen bu canlıların boyları çok fazla uzamaz. Beyaz Honduras yarasası olarak da bilinen bu tür kar beyaz rengiyle oldukça sevimlidir ve meyve yemeye de bayılır. Dumbo ahtapotu derin okyanuslarda yaşayan ve oldukça tuhaf bir dış görünüşe sahip bir ahtapot türüdür. Dumbo ahtapotu denmesinin nedeni de Walt Disney tarafından oluşturulan uçan fil Dumbo karakterine benzemesindendir. Ortalama 5 yıl yaşayan bu ahtapot bilinen en nadir ahtapot cinslerinden bir tanesi. Fasulyeye benzeyen bu sıra dışı çekirge dünyada belli başlı bölgelerde yaşamakta. Gözleri pembeye benzediğinden pek çok insan tarafından tuhaf olarak kabul edilir. Genelde Pasifik dolaylarında Müller Ranch dağlarında yaşamaktadır. Sherax Pulcher isimli bu tatlı su yengeci Endonezya'da keşfedildi. Bu renkli yengeç oldukça kusursuz ve güzel durmakta. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da akvaryum canlısı olarak kabul görür. Ortalama 90 mm olan bu yengeç, hafif oval vücut şekliyle kocaman gözlere sahiptir. Henüz yeni keşfedilen balık türlerinden biri de pembe ellere sahip bu balık. Bilim insanlarının geçtiğimiz yıllarda yaptığı araştırmalar sonucu insan eline benzeyen yüzgeçlere sahip 14 balık türü bulunmuştur. Fakat bu 14 türden 9'u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Pembe elli balık türü de bunlardan bir tanesi. Çin yumuşak albino kaplumbağası olarak bilinen bu tür uzun bir boyna ve tüp benzeri burun deliklerine sahiptir. Bu canlı su altında nefes almak için uzun boynundan ve burnundan yararlanır. Adeta bir şnorkel gibi. ...2009 yılında Papua Yeni Gine'de keşfedilen Nendo meyve yarasası nazik gözlere ve tüp benzeri burun deliklerine sahiptir. Star Wars filmlerindeki Jedi Master'la olan benzerliğinden dolayı internette fenomen haline gelmiştir. Pembe nehir yunusları olarak da bilinen genç Amazon nehir yunusları açık gri renklidir. Ancak yaşları ilerledikçe bu renkleri pembeye döner. Bu yunuslar dostça davranmazlar. Bu yüzden eğitimleri oldukça zordur ve genelde de denenmez. Bu canlı için içi dışı bir desek yalan olmaz. Deniz salpı olarak bilinen bu canlı denizde suları beslenme filtrelerinden geçirerek ilerler. Bu sayede planktonları da yemiş olur.
Yani şeffaf vücudunda suyu pompalayarak karbondioksiti kendisi için kullanır ve sudaki ve havadaki karbon miktarını düşürmüş olur. Saydam bir yapıda olmasından dolayı da oldukça ilgi çekici bir canlı olarak kabul görür.